Operasyon merkez. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net. 30-25, 29-210. Göz altına alınması noktasında tüm birimlerimizi uyaralım. Emir Anlaşlı Sayın Müdürü, tüm istasyonlar beklemeye kalmalı. Sıradan olmayan insanların programına Karanlık Oda'ya hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü bölümde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 3, 2, 1. Neredeyim? Hoş geldiniz hocam. Hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, biraz gerginim. Emin olun biz de çok gerginiz. Gülsüm Hoca aslında biraz programa katılma konusunda biraz tereddütleri vardı ama inşallah bu tereddütlerini bugün kıracak, biz de kıracağız. Daha evet. Rahat böyle bir program geçirmeyi ümit ediyoruz inşallah. İnşallah. Hocam, size çok güzel sorular hazırladık. Öyle evet, mi? Hocam. Birbirinden güzel sorular. Başlayalım o zaman birinci sorumuzla. Hocam, siz gelmek istemiyordunuz. Bunun sebebi hani karanlık odadan dolayı mı yoksa kamera karşısına çıkmaktan dolayı mı? Aslında hani yaptığım projeler genellikle öğrencileri ön plana çıkartacak projelerdir ama biz öğretmen olarak pek böyle kamera önüne geçmekten hoşlanmayız. Benim de korkum bununla alakalıydı. Yoksa programınızı izliyorum. Mesela ilk bölümünüz sanırım Mustafa Hoca'ylaydı. Evet. Ondan sonraki bölümümüz Ömer Hoca'ylaydı. Evet. Sonraki bölümümüzde Mardin'i şey yaptım. Ay çok yani. Mutlu olmuşum. Evet, izliyorum yani. Sizi takipçinizim. Evet. Destekleriniz bizi var ediyor. Bu benim sözümdü ama. Neyse. Evet. Hocam, öncelikle gerçekten az önce sizin de dediğiniz gibi çok yönlü bir insansınız. Birçok programdasınız. Yurt dışı seyahatleriniz çok fazla var. TED'desiniz. İşte Moon var. Onun yanında öğretmenliği de bir yandan götürmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar koşturmaca içinde nasıl fırsat buluyorsunuz? Yani normal kendi hayatınızda. Nasıl bu kadar verimli olabiliyorsunuz daha doğrusu? Aslında ilk geldiğim sene ben de şok yaşadım. Okul çünkü çok yönlüydü. Ve öğretmenin kendisini mutlaka geliştirmesi gereken bir okul. Ama öncesindeki bir duam vardı benim. Böyle akademik olarak da gelişebileceğim bir yer. Çünkü hani bireysel olarak kendi kendimi geliştirmeye çalıştım belki. Erasmus uzmanlığı, ARGE'de çalıştım bir süre. Ama hani akademik olarak, alanım olarak beni geliştirecek bir okul için gerçekten böyle dua ediyordum. İstediğim yerdeyim aslında. İlk sene tabii bütün öğretmenler gibi biz de bir yoğunluk karşısında bir şoka girdik. Ne oluyor? Kendimizi unuttuk tabii o dönemde. Ama daha sonrasında bunun bu şekilde gitmeyeceğini anladım. Sonra aralara sevdiğim şeyleri de koydum ve ondan sonra normal rutinime geri döndüm yani. Aslında bu yoğunluklar sizi daha çok geliştirdi, değil mi? Yani bu yoğunluklar evet, daha çok geliştirdi. Yoğunluklar ilk etapta size zor gibi geliyor. Ama yavaş yavaş böyle adım adım yaparsanız eğer gerçekten de adapte olabiliyorsunuz. Ama okulumuz bu anlamda yoğun bir okul. Hani her seferinde adapte olacağınız yeni bir şey çıkıyor. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi siz bir sürü ülke gezdiniz. Gezdiniz, gördünüz. Ama benim en çok merak ettiğim şey, bu gezdiğiniz ülkelerden beni çok etkileri, tekrar tekrar gidebilirim diyebileceğiniz bir ülke var mı? Aslında yani hani ben hep gitmediğim yerlere tekrar böyle gözümde olan yerler gitmediğim yerler. İzlanda'dır, böyle soğuk yerleri daha çok seviyorum. Norveç'tir. Ama hani baktığım zaman geçmişe neresi beni çok etkiledi. Hani bir gün arkadaşımla oturuyorduk ve ben bir havayolunun şeylerine bakıyordum. Biletlerine, indirimli biletlerine. O arada Hırvatistan'a bir bilet gördüm. Ve dedim ki hafta sonu ben buraya gidip geleceğim. Sonra arkadaş dedi ki ben de geliyorum. Ve Hırvatistan o zaman vize yok. Hırvatistan'a gittik biz birlikte. 3 gün geçirdik orada ve geri geldik. İnanılmaz güzeldi. Ve Hırvatistan'dan sonra ben Balkanlara olan sevgim arttı. Çünkü Hırvatistan'da hiking yapan bir gruba takılıp kaybolduk biz dağda. Onların evet, ilginç bir anıydı bizim için gerçekten. Ve sonunda yani ertesi gün şeyimiz var. Uçağa yetişmemiz gerekiyor. Sabah uçağına bir de. Bizi bir şekilde onlar yetiştirmeye çalıştılar. Araçlarla işte araçlar tuttular. Sonra karnımızı doyurdular. O kadar yardımseverdiler ki şey dedim yani nasıl bu kadar dedim misafirperversiniz, nasıl bu kadar yardımcı olabiliyorsunuz insanlara. Onlar da bana şunu söylediler yani biz okyanusta sadece bir damlayız, siz bir de bu Bosnalıları görseniz. Ya, gerçekten. O günden sonra dedim ben rotayı Bosna'ya hani artık
çevirme zamanı geldi çünkü hani ülkemizde herkesin bir Boston sevgisi var. Bu kesinlikle doğru. Ve o senede yani ertesi yazda Bosna'ya çevirdim rotayı ve Balkanları adım adım gezdik. Çok güzeldi ama tekrar elimde fırsatım olsa ben Hırvatistan'a tekrar gitmek isterim. Hocam ben şey soracağım, yurt dışı seyahatlerinden girince Türkiye'de görüp başka bir ülkede göremeyeceğiniz ya da başka bir ülkede görüp Türkiye'de göremeyeceğiniz böyle bir hareket olur, özellik olur, gelenek, görenek kural gibi bir şey. Kural olabilir belki. Hani Almanya'dan örnek vereyim, daha yeni geldik Almanya'dan. Almanya'da inanılmaz muntazam bir düzen var. Hani bütün hani Avrupa ülkelerini kıyasladığım zaman, birçoğunu çünkü Avrupa'da gezdim ülkeleri. Almanya zengin bir ülke ama zenginlikten önce de düzen tertip var. Vatandaş hükümetine güveniyor, hükümet vatandaşına güveniyor. Bilet kontrolleri yok, belki bunları çok kez duymuşsunuzdur ama yaşamak bambaşka bir şey oluyor. Yani her şey orada ince bir dizaynla yapılmış. Kendiniz bir şekilde güvende hissediyorsunuz orada. Türkiye için söyleyebileceğim şey de Türkiye her gelen insanı kucaklıyor. Bunu hiçbir yerde bulamayız bence. Kesinlikle. Yani kim gelirse gelsin hiçbir şekilde ırkçılık yapmadan, din ayırmadan sarıp sarmalayan, yarasını saran bir ülke. Bunu başka bir yerde asla bulamayız. Yani. Bu da bence gayet gurur evet. duyacağımız bir evet. özelliği ülkemizin evet. gerçekten. Kesinlikle. Yara saran bir ülkeyiz biz. Evet, kesinlikle. Çok yönlü biri olduğunuzdan çokça bahsettik ve ama benim en çok ilgimi çeken şeydir siz. Bize sürekli bahsediniz zaten, binicilik yapıyorsunuz. Evet. Buna nasıl başladınız? Okuldan tükenmişlik sendromuyla yoğun bir gün. Hiçbir gün kendime kalmıyor, ne yapabilirim diye düşünürken 100 tane böyle yapmak istediğimi yazmışım. Bucket listleriz ya. ve onu unuttuğumu fark ettim. Defteri açtım ve baktım. Yaptıklarıma tik attım. 6 tane yaptığım şey varmış listede. Baktım binicilik 6. sırada ve ben bunu yapmamıştım. Anneannem çok iyi at binermiş. O yüzden böyle hani içimde benim hep şey vardı böyle atlara karşı bir sevgi vardı. Hatta babam bize çocukken araba kullanmayı öğretirdi düz bir alanda yaylada. Ablamla erkek kardeşim araba kullanmayı öğrenirken ben elime kitabımı alıp bir ağacın altında kitap okumayı yeğlerdim. Sen niye öğrenmiyorsun dediklerinde ben de benim bir gün at çiftliğim olacak ondan derdim. Atlarla gideceğim her yere. Yani bu da bizim aramızda böyle esprili bir olay olarak kalmıştı. Ne zaman gerçekleştireceğini bilmiyorsunuz ama bir niyet koyuyorsunuz. Allah onu bir şekilde sizin evet, önünüze evet. sunuyor. Aynen. İşte hani bir de şey var, bir öğrencim bir konuşma yapmıştı, TED konuşması. Büyük resmi görmek diye. Şimdi o yoğunluğu düşünün, okulun o yoğunluğunu. Daha sonra kendinize zaman ayırmak istediğinizi, tam bittim, tükendim dediğiniz anda öyle bir hobi için hayatınıza sokmaya çalışıyorsunuz. Girdiğinde de şey diyorsunuz, bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey çünkü bir hayvanla yapılan yani başka spor yok ve onu yönetmeniz gerekiyor, ona doğru komutları vermeniz gerekiyor. 3 yaşındaki çocuğun hafızası var. Yani çocuk gibi sevmeniz gerekiyor. Binicilik böyle başladı. Şimdi çok güzel gidiyor. Artık son hatta hani şey yapabiliyoruz. 4 nal dediğimiz olay ya da işte en son şey atladım, engel atladım biraz. Özellikle kısa boylu öğrencilerime sesleniyorum. Çok büyük avantajı var. Boy mu uzatıyor hocam? Boy uzattığından değil de atla da iletişimi daha da iyi oluyor. Yani hani o yüzden jokeyler hep kısa boylu. Bir avantaj binicilikte. Bizim de hep merakımız vardır aslında ama böyle bir hani böyle bir adım vardır ya. O adım atamadık henüz. Evet, korku. O adım gelmedi. Evet, 8 derste korkuyu yendim ben. Konsantrasyonumu çok geliştirdi. O yüzden sınava hazırlanan öğrenciler özellikle bunu çok ciddi tavsiye ediyorum. Böyle hiperaktif öğrencilerin ya da ne bileyim işte konsantre olamıyorum ben diyenlerin bence yapabileceği çok güzel bir aktivite. Hocam bu muhabbet bayağı sardı ama evet. ben birazcık da mesleğinize gelmek istiyorum. Tamam. İngilizce öğretmenliğinizle ilgili. Hocam nasıl oldu? Nasıl tercih ettiniz? Bu çok klişe bir soru olacak ama hocam, yani. Ben çok iyi bir örnek değilim aslında bu konuda. Niye? Çünkü ben sayısala geçip en yakın arkadaşım dil dediği dile geçen bir insanım. Yani
sonrasında baktık ama dil evet bana göreymiş dedik. O yakın arkadaşımla da üniversite tercihi yaparken iki tercih yaptık. İki tane Ankara tercihi yaptık. O başka bir üniversiteye, ben başka bir üniversiteye gitsek de biz her gün hemen hemen buluşuyorduk. Güzel vakit geçiriyorduk yine de. Hocam biz sizin için birkaç şey düzenledik. Sizin için özel tekerlemeler seçtik. While we were walking, we were watching window washers, washing the windows with warm washing water. Benden. Evet. While we were... ben de söyleyemem. Tekerleme olayına gir... Yani normal cümle gibi aslında bunlar ama. While we were walking, we were watching window washer wash Washington's windows with warm washing water. Biz daha evet. Türkçe söyleyemiyoruz. Diğerini geçelim. Ama. Evet. Ama ben bunu söyleyemem ki. Bir dakika. Şimdi kimse bir beklenti içine girmesin öncelikle. Tamam, giriyorum. I wish to wish and the wish you wish to wish but if you wish to wish to wish wishes I won't wish to wish you wish to... Bu ne ya? Evet buyurun hocam en baştan isterseniz. I wish to wish to wish you wish to wish but if you wish to wish the wish wishes I won't wish to wish you wish to wish. Ben tu'yu diyemiyorum ve bir sürü tu var burada. İniyoruz. Evet. Tabii sana gülümüşle özür dilerim. Hoca baya tatlı yalnız seni. Evet. There are 2 minutes difference from 4 2 2 2 2 from 2 2 2 2 Çok zordu. Ben hocam. Buyurun. Zordu. Ben mi? There are 2 minutes difference from 4 2 2 2 2 2 2 from 2 2 2 2 2 2 2. Çok bence bizim daha çok havalıydı bu. Hocam basit bulursak söyleyeyim. Hocam gelin söyleyin. Evet. Hocam oradan konuşması kolay. Tamam Barış hocam okusun. Son bir tane daha. Hocam siz okuyun son bir tane. Ama kanka bunda neyse biraz zor ama bence. Evet diyeyim. Bence de zor. Bir biraz olsun sıkıntı değil Barış hocam. Evet hocam. Fisherman name it. 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 Pull it. Pull it the fisherman in. Now they are fishing the fisher for fisher. Aynen evet. En iyisi bu. Evet, yani cahil olunca insan cesareti çok duyuyor. Çocuk fotoğrafını görüyorum. Evet. Fotoğrafları göstermedi. Onu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ben. Benziyor muyum? Benziyorsunuz bence. Özellikle gözleriniz biliyor musunuz? Hocam gözleriniz aynı. Evet, aynı görünmüyor. Ben çok benzettim. Orada da çok görünmüyor ya. Gülüşünce. Hocam aynen gülünce evet. Falan. Evet burada hmm. Diğer fotoğraflarınız var hocam. Wow görüyorum. Ha, hocam. Bitti bu. Şey denerken Çin yazısı. Bakın ben size demiştim Çin yazısı diye. Biliyor musunuz Çince? Çince ilgim vardı. Hı hı. Daha sizden önceki grupla gittiğim zaman İngiltere'ye hatta Çince konuşma kitabı da almıştım. Şey evet. Kelime kelime konuşuyorlar zor aslında. Zor bir dil. Yani konuşması belki daha kolaydır. Hani yazma dili alfabeleri çok zor. Benim de zaten küçük kaslarım çok çok gelişmiş değildir gördüğünüzde. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama. Hocam sizin ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir sorunuz ya da bize. Evet. Teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Ne İlk etapta tabii çok çok gergindim. Zaten izleyenler de görecekler ilk halimizde son halimizde. Evet. Bayağı bir değişim var. Diğer arkadaşlarım da gelip boy göstermesini büyük bir arzuyla bekliyorum. Peşlerinden ayrılmayın bu konuda. Kesinlikle. Bence de evet. Çok güzel bir bölüm oldu. Biz de teşekkür evet. Ederiz. Sizin evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Habik programı bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız ve evet. Biz bu yüzden programımızda Ramazan'a özel bir bölüm yapmak istedik. Diğer bölümümüzde sürpriz bir konuğumuz var. Eğer ona Ramazan ayı hakkında, oruç hakkında sorularınız varsa yorumları bekliyoruz. Bir Karanlık Oda programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.